Merhaba arkadaşlar. Diorama rölyef yapımı sizin bildiğiniz adıyla ahşap rölyef yapımı ikinci videodayız. İlk görüntülerde bir önceki videoda nerede kaldığımızı kısaca bir hatırlatmak istedim. Şimdi bu videoda rölyefteki bahçenin çiçeklerini oluşturacağız ve daha da önemlisi ve en güzeli herhalde bu. İnsan yapımını bu videoda göstereceğim size. Nasıl olduğunu. Çiçekleri yapmak için evde hazırlayabileceğiniz çok kolay bir tariftir bu. Bunu da bir göstermek istedim. Başka videolarda da göstermiştim. Burada da kısaca boya katılmış halini uyguladık. Zaten bana da lazımdı. Çünkü çiçeklerimi bu hamurla oluşturmak istiyorum. Ve tekrar boyama yapmak istemediğim için boya kattım. Polimer tutkal, buğday nişastası ve vazelin veya bebe yağı üçünü karıştırıyoruz. Kıvamı tutana kadar karıştırıyoruz, yoğuruyoruz ve bu hamur oluşuyor. Şimdi çiçeklerimi model hamurumla, kendi hazırladığım model hamuruyla yapacağım. Bu şekilde. Siz isterseniz hazır çiçekler de kullanabilirsiniz ama ben her şeyini kendim yapmayı sevdiğim için hamurumu da çiçeklerimi de kendim yaptım. Zaten istediğim renkte ve boyutta çiçek bulmama da imkan yoktu. Çünkü bir resim üzerinden yapıyorum biliyorsunuz. Resimde tam bu şekilde pembe pembe güller var. Birazdan bunları nasıl oturtacağımızı ve rölyefimizdeki yeşillikleri nasıl oluşturacağımızı göstereceğim. Bunlar ara ara oluşturduk. Bahçemizi oluşturduk. Şimdi dışındaki samanları, çalıları diyeyim daha doğru olur. Çalıları nasıl oluşturuyoruz? Kuru çiçeklerimizi tutkallayarak gerekli bölgeye bırakıyoruz. Gerekli yere, ihtiyacımız olan yere mi diyeyim. Bu şekilde biraz da bol bol sürdüm. Daha sonraki kuruduktan sonra kullanım aşamasına bir yerde evimizi dekore ederken sağlam kalmasını istiyorum. Temizlerken sorun çıkarmamasını istiyorum. O yüzden bol tutkallıyorum. Aynı şekilde bunlar liken maket yosunları. Bunları da bol bol tutkallıyorum. Çünkü zamanla
kuruyup tazeliklerini kaybedebiliyorlar. Ama verniklersek ve bu şekilde de tutkallarsak çok uzun süre dayanır. Aynen olduğu gibi kalır. Kuru çiçekleri de aynı şekilde kullandım. Bu şekilde bahçe düzeni bitti. Şimdi insan yapımına geçebiliriz. Bir kız çocuğu yapacağım. Önce bir ana tabanı oluşturdum. Resimdeki gibi çizdim mukavva üzerine. 1 milimlik mukavva. Tutkalla model hamurumu kartonuma yerleştirmeye başlıyorum. Önce bir birinci kat oluşturdum şu ayakları yapmak için. Bu şekilde uzun uzun üzerine hamur kaplayarak gittim. Burayı birazcık herhalde çekmeyi unutmuşum. Bu botları yaparken birazcık da zorlandım açıkçası. Ama sonrasında kolaylaştı. Elim açıldı herhalde, unutmuştum. Epeydir yapmamıştım insan çünkü. Şimdi eteği oluşturacağım. Bu eteği oluşturduğum şekilde başka projelerinizde, kendi diorama rölyef projelerinizde, insan yapımında kumaşı oluşturmak için peçeteleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta en kolay da eve en doğal da bu şekilde oluyor. Birazdan göstereceğim peçeteyle nasıl etek yapıyoruz. Ama önce kafayı bir tık öne aldım. Çünkü 3 boyutlu düşünüyoruz ve kafanın arka omuzdan bir tık önde olması gerekiyor. Şimdi rulo peçetemden gerekli parçayı kesiyorum. Kızın eteğini oluşturabilmek için. Beyaz tutkal sürdüm. Fazlasını aldım. Ve resimde gördüğüm gibi eteği oluşturuyorum şu anda. Fırfırlı cibe etek. 3 katlı bir etek hatta. Bu şekilde tutkallanmış peçetelerimden giysiyi oluşturuyorum. Ayrıca peçetenin üzerindeki desenler de kumaş havasını arttırıyor. Başka rölyefçiler bu tarz şeylerde az önce gösterdiğim hamuru kullanıyorlar. Polimer tutkal ve buğday nişastası. İncecik baklava hamuru gibi açarak bu şekilde getiriyorlar. Kumaş gibi kullanıyorlar, deri gibi kullanıyorlar. Bu arada arkadaşlar, zaman yetmiyor anlattıklarıma. Tutkalladığım eteğin, kızın eteğini oluşturmuştum. Akşam bıraktım sertleşmesi için. Gayet kas katı oldu, biraz önce de gösterdim size ters çevirip. Şimdi üst kısmını yapacağım. Üst giysisini yapacağım kızım. Bu şekilde dolgu yapıyorum. Model hamuruyla. Bu arada kullandığım model hamuru hazır hamur. Aslında bir kağıt hamuru bu. Çok çeşitli hazır model hamurları var. Model sanat killeri de var. Bazıları çatlama yapıyor arkadaşlar. Çünkü özellikleri farklı. Her şey farklı yerde. Farklı hamur kullanmak gerekiyor. Eğer kil olarak alırsanız ve çok sulu kullanırsanız çatlama yapabilir. Şu an kullandığım hamur hazır kağıt hamuru. Bunların evde yapılmak üzere pek çok tarifi var. İnternette bu işi güzel yapan, tarifi güzel vermiş olan yabancı siteler var, fakat şu an bizim ülkemizde olmayan bir malzeme kullanıyorlar. Daha doğrusu ilaki vardır da Türkçe adını ben bulamadım. Joint compound diye geçiyor. Ne olduğunu tam anlayamadım. Tamir macunu mu?
O yüzden bunu evde deneyemedim. Bir de blender gerekiyor. Çok iyi kıvam tutturmak gerekiyor. Aslında evde de yapılır. İki sorunu halledersek, blender ve joint compound denen şeyin ne olduğunu, tam olarak Türkiye'de ne diye geçtiğini bulmak. İleriki günlerde bu işe el atacağım tabii. Bu arada bu şekilde dediğim gibi hazır kağıt hamuru ile modelaj aletlerimle kızı oluşturmaya çalışıyorum. Şu an modelin üzerinden kesme yaparak kalıp çıkartıyorum. İncecik açtım. Şapkanın alt bölümünü yapacağım. Makasla kesiyorum gördüğünüz gibi. Tam olarak ölçü aldım. Biraz büyük aldım resimden. Çünkü dönecek. Biz 3 boyutlu yapacağız ve tamamen aynı ölçüyü alırsam şapkayı tam oturtamayabilirim kızın kafasına. Şimdi kolunu yapalım. Kol da bu şekilde. Birazcık içine boşluk verdim. Çünkü elini daha sonra yapacağım. Yerleştireceğim. Kızın elinde bir şemsiye olacak. Bir dahaki 3. bölümde şemsiyeyi nasıl yaptığımı ve bu kızı nasıl boyadığımı göstereceğim. Şu an zaten boyamadım. 3. videoyu daha çekemedim. Bu şekilde arkaya da destek yaptım. Şimdi yerine oturtalım. Kızın ayaklarının verev olması gerekiyor. Çünkü oturtacağımız zemin öyle eğimli. Zımparayla eğim vermeye çalışıyorum ayaklara. Bu şekilde altını da tutkalla doldurarak kızı oturtuyorum. Tabi arkasından görünmeyecek takviyeler de yaptım. Minik kartonlarla, karton parçalarını tutkala batırarak arkasında görünmeyecek takviyeler. Bu şekilde arkadaşlar, rölyef yapımında model hamuruyla nasıl insan yapıldığını görmüş olduk. Modelaj aletleriyle bu iş çok da zor olmuyor. Eğer yöntemini bilirseniz, makasla keserek, kalıp alarak bu şekilde. Geçici bir destek yapıyorum arkadan. Bu şekilde hiç dokunmayacağım. Bir gün kalacak. Ertesi gün boyamaya başlayacağım ve 3. bölümü çekeceğim. Şu an bu aşamadayım. Şemsiyenin altyapısını oluşturdum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 3. bölümde görüşmek üzere. Boyanmış, çerçevelenmiş, şemsiyesi yapılmış halde göreceğiz rölyefimizi. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.